İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Parlamentosu'nun yeni seçilen başkanını tanıyalım. Nikol Paşinyan, Zürih'teki iş adamları ile Ermenistan'daki yatırım projelerini görüştü. Talişliler kendi doğdukları yerlere geri dönüp normal hayatlarına başlayacaklar. Suriye'de durum. Putin ve Erdoğan Rusya'da buluşacak. Mihmar Dırtat. Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı Kaptanı Hıraç Yakan, Manchester United Eğitim Merkezi'nde. Batı Ermenistan Parlamentosu'nun yeni seçilen başkanını tanıtıyoruz. Hovhannes oğlu Ahvan Tonakanyan, 1979 yılında Ahalkalak'ın Totham köyünde doğdu. 1986-1996 yılları arasında Ermenistan Cumhuriyeti'nin Hrazdan şehrindeki 13 nolu ortaokulunda okudu. Orta öğrenimi tamamladıktan sonra 1996-1998 yılları arasında Yerevan'daki Haçadur Apovyan adlı Devlet Pedagoji Enstitüsü'nün Sosyal Bilimler Fakültesini okudu ve burasını müfettiş öğretmen olarak bitirdi. Sonra Rusya Federasyonu'na taşındı. Ahvan Tonakanyan 2005 yılından itibaren aktif bir şekilde toplumsal çalışmalar yürütmektedir. Rusya'da değişik gençlik örgütleriyle birlikte Ermenilik, Ermenistan, Cavak ve Cuhan'ın değişik sorunlarıyla ilgilenmiştir. 2012 yılından bu yana Rusya'daki Cavaklı Ermeniler Birliği adlı sivil toplum kuruluşunun gençlik kolu yöneticisi olarak yönetim kurulu üyesi görevini sürdürmektedir. Moskova'da Ermenistan ve Ermenilerle ilgili birçok etkinliğe aktif olarak katıldı, farklı tartışmalarda aktif olarak bulundu ve Cavak konuları üzerinde çalışmalar giderdi. Ahvan Tonakanyan, Rusya'da yaşamasına rağmen Ermenilerin çeşitli sorunlarının çözümüne mümkün olduğunca destek olmaya çalıştı. Ermenilerin sorunlarına kayıtsız değildir. Pek çok kereler 1915 Ermenilere uygulanan soykırıma adanmış etkinliklere, Kesap Ermenilerini savunma etkinliklerine, Suriye Ermenileriyle ilgili değişik sorunlarla ilgili etkinliklere katılmıştır. Dünyadaki her bir Ermeninin vatanı güçlü Ermenistan vatanıdır. 28 Ekim 2014'ten itibaren Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu'nun üyesidir. Haziran 2017'de Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu'nun Hukuk Komisyonu Başkanı'dır. 29 Ekim 2017'den itibaren Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento Başkanı'dır. Ahvan Tonakanyan, 2018 yılındaki parlamento seçimleri sırasında ikinci kez Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento Başkanı olmayı arzulamaktadır. Ermeni halkı, güçlü Ermenistan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin yaratılması ve Ermeni ulusunun haklarını savunmak için birlikte mücadele etmelidir. Evli ve 4 çocuk babasıdır. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan bildirildiğine göre, çalışma ziyareti çerçevesinde İsviçre'de bulunan Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'da çeşitli yatırım programlarının uygulanması için fırsat ve perspektifleri görüşmek üzere, Zürih'te bir grup iş adamı ile bir araya geldi. Başbakan, İsviçre-Ermenistan Ticaret Odası Başkanı Mike Baronyan ile özellikle Ermenistan'daki ilaç endüstrisindeki yatırım programlarının genişletilmesiyle ilgili konuları ele aldı. İsviçreli iş adamı Hans Schweikart, Ermeni hükümetine güneş enerjisi üretimi için önemli bir yatırım programı sundu. Nikol Paşinyan ayrıca İsviçreli Ermeni iş adamı ve hayırsever Vartan Sırmakeş'in sahibi olduğu Frank Müller öncülüğündeki bir grup iş adamıyla bir araya geldi. Toplantıda tarım, gıda endüstrisi, inşaat, bankacılık, kuyumculuk, saatçilik ve mesleki eğitim alanlarında bir dizi yatırım projesinin uygulanmasına ilişkin konular ele alındı. Hayastan adlı Tüm Ermeniler Vakfı'nın finansmanı ve Artsakh devlet bütçesi ile 2018'de Mardakert bölgesindeki Taliş köyünde 8 yeni evin inşaatına başlandı. Ermenistan Cumhuriyeti Kentsel Gelişim Bakanı Karen Şahramanyan gazetecilere verdiği demeçte bu 8 evin inşaatının yaz aylarında tamamlanacağını belirtti. Bakan, 2018 yılında Taliş'teki 4 konutun Hayastan adlı Tüm Ermeniler Vakfı aracılığıyla onarıldığını bildirdi. Taliş'te güvenli ve konforlu bir yaşam için tüm koşullar var. Topluluğun yeni inşa edilmiş bir okulu, anaokulu var ve onlara ait oyun sahaları ve barınakları mevcut. Taliş'te toplum merkezi, sağlık ocağı, düğün salonu ve halka hizmet sunan bir bina inşa edildi.
ana cadde bakımlı, konut binaları tamamen onarılmış ve gerekli mobilyalarla döşenmiştir. Şu anda Taliş'te yeni inşa edilmiş 2 ve 40 restore edilmiş ev bulunuyor. Bakanın bildirdiğine göre evlerin tamamlanmasından sonra geçici olarak Alaşan'da yaşayan Taliş sakinleri kendi doğdukları yerlere geri dönüp normal hayatlarına başlayacaklar. İsrail Hava Kuvvetleri son 24 saat boyunca Şam havaalanını, Mezzeh askeri üssünü ve çevredeki alanları ikinci kez bombaladı. İsrail kaynaklarına göre saldırı Esad destekçilerinin fırlattıkları füzelere verilen bir yanıttı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada Suriye topraklarının bombalanması o ülkedeki İran kuvvetlerini hedef alıyordu. Suriye'nin uçak savar savunma sistemi İsrail füzelerinin çoğunu imha ettiği için son saldırılar da etkili olamadı. Daha önceden İsrail savaş uçakları İsrail tarafından yasa dışı olarak ele geçirilen Golan tepelerinde uçuşlar gerçekleştirmişti. Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilileri İsrail'in saldırganlığını kınamak ve gelecekte İsrail'in benzer faaliyetlerini engellemek için Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na başvurdu. Son İsrail hava saldırısı sırasında Suriyeli 4 kişinin öldüğü ve 6'sının da yaralandığını hatırlatalım. Bundan başka hava saldırıları ayrıca Şam Uluslararası Havaalanı'na da zarar verdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Ocak'ta Rusya Federasyonu'nu ziyaret edecek. Erdoğan ziyaret çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmede bulunacak. İsimleri açıklanmayan bir takım Türk bakanlar Erdoğan'la birlikte Rusya'ya gidecek. Devlet başkanlarının Rusya-Türkiye ilişkileri ile ilgili meselelerin yanı sıra ayrıca Suriye sorunu, bölgesel ve uluslararası meseleleri tartışması bekleniyor. Mimar Dırtat, Bakradunu sülalesinin baş mimarıydı. O, mimarlık ve heykel alanında Ermeni Orta Çağ'ında kompozisyon ilkelerinin oluşumu ve stilistik yönüne büyük katkı sağladı. Dırtat hakkında bize Asoik adıyla da anılan tarihçi Tarunlu Stepanos bilgiler sunmaktadır. Ermenicenin yanı sıra Arapça ve Yunanca da bilen Dırtat, Ermeni mimarisinin derinliğine inceledi. Onun mimari faaliyetleri temelde başkent Ani ve Argina'da merkezileşmişti. Argina'da ana kilisesini muhtemelen 973-977 yıllarında inşa etti. Buna teoloji merkezi ile Madenataran adlı el yazmaları kütüphanesini inşa ettiği de sanılmaktadır. Dırtat'ın çalışmalarının başyapıtı dönemin mimari algılarının benzersiz bir bileşimini içeren ve 989-1001 yıllarına ait Ani Katedrali'dir. Dekorlar ve dış kapılar farklı tonlarda tuf taşlarıyla dekore edilmiştir. Ana Katedral Ermeni mimarisi tarihinde bir fenomendir. Dırtat ayrıca Ani Şirak Mimarlık Okulu'nda geliştirilen dini yapıların kompozisyonu ve kompozisyonun ana formlarını da açıklığa kavuşturmuştur. Kral 1. Gagik emriyle Dırtat, Ani şehrinde Gakkaşen diye de anılan Surp Grigor Usavuruş Kilisesi'ni 1001-1010 yılları arasında inşa etti. Dırtat, bir mimar olarak Ermenistan dışında da tanınmıştı. Kutsal Ayasofya Kilisesi'nin depremde yıkılan kımpet, kümbet ve duvarlarını yeniden inşa etmesi için 989 yılında onu Konstantinopolis'e davet ettiler. Tarunlu Stepanos'a göre Dırtat, kendi bilgece dehasıyla 991-992 yıllarında kımpeti onarmış ve bugüne kadar da ayakta durmaktadır. Ermenistan Cumhuriyeti Gençler Ulusal Futbol Takımı'nın eski orta saha oyuncusu, İsviçre'nin Stad Nyon'da oynayan Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı'nın kaptanı Hıraç Yakan, Manchester United'ın eğitim merkezini ziyaret etmiş ve burada Manchester takımının Sırp orta saha oyuncusu Nemanja Matić ile görüşmüştür. Yakan'ın Ermenistan Cumhuriyeti Futbol Federasyonu İcra Komitesi'nin bir üyesi ve Yerevan'daki Ararat Futbol Takımı'nın başkanı olduğunu hatırlatalım. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Antranik Sargavak Manukyan'ın seslendirdiği Vertsung Dhek Izhratsan adlı eseri sunuyoruz. We'll be right back.
baş tahmen atmalul Türkün nere kara baş neran va yelum Türkün nere kara Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.